açık havuzumuz. Bu belki açık havuzumuz. Evet. Bunun altında yetişeceğim abi. Eskileştiriyor mu? Çok dengeli bir insan. Tam da attı zaten. Bizim buradaki 40'tan fazla olur. Arada biraz yeri ters ama yapacak başka yerim yok. Gözde alınmaz mı? Buyurun. Öbür tarafa. Müstekten sonra başlayacağız. Bizim binalarımız. Buradan duvar vereceğiz. Bu zaten üstüne kumarım var. Üstüne kumarım var. Ne gibi? Duvar oldu. Buradan şu kattan mı başlıyor? Yok, bu zemin koptu. Zemini gideceksin sen. Oradan yukarı yukarı. Bu şekilde yaparım. Helikopteri indirip ne yaparım? Ama şimdi bura... He? Neresi? Kılıca. Şu damat tren burada. Vay, bak aferin. Aferin Fikret. Rucaklara iş vermiş. Rucaklar için yapar. Hakkıdır, hakkıdır. Aynen. Gerçekten hem ilçe halkımızın hem bölge halkımızın merakla beklediği yaklaşık tabi uzun yıllardır atıl durumdaydı. Dicle Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi, Sayın Valimizin, Sayın Kaymakamımızın ve biz belediyenin de imkanlarını seferber ederek buradaki hem bay bayan açık ve kapalı yüzme havuzlarının olduğu, 26 tane apart dairesinin olduğu ve birçok sosyal etkinliğin, kafenin ve restoranın olduğu bir konsept oluşturduk. Projemiz çok başarılı yürüyor. Şu anda zamanında başladı yükleniş firma. Güzel de gidiyor. İnşallah süresinde tamamlanarak ilçemizin potansiyeline, turizm potansiyeline katkıda bulunacak bir tesis. Hepimiz merakla bitmesini bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım, teşekkür ederim. Malumunuz Beytüşşabap'ta termal turizm açısından büyük bir potansiyel var. Geçmişte burada bir tesis vardı. Maalesef terör çıktıktan sonra bölücü terör örgütü buradaki tesisi işlevsiz hale getirdi. Yaktı, yıktı. Zaten Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanı olan PKK, Kürtlere yapılan bütün yatırımlara engel olduğu gibi ona da olmuştu zamanında. Daha sonraki yıllarda burada bir çalışma yapılması bütün Beytüşşabapların ve Beytüşşabap'ta görev yapan mülki idare amirleri ve siyasetçilerin amacıydı. Tabii öncelikle huzur ortamının sağlanması gerekiyordu. Bu bölgeler daha 4 yıl öncesine kadar doğru düzgün güvenlik olan bölgeler değildi. Ama hamdolsun kahraman Mehmetçiklerimiz, jandarmamız, polisimiz, korucularımız, bekçilerimiz gerekli çalışma yaparak bu bölgeleri artık bir güvenlik ve huzur ortamı haline getirdiler. Daha sonraki süreçte de artık kurumların işbirliği yapması gerekiyordu. Bu açıdan benden önceki kaymakamımız meslek büyüğü Murat Şener zamanında DİKA'ya, Dicle Kalkınma Ajansı'na bir proje sunulmuştu. Sonraki süreçlerde biz göreve başladıktan sonra finansal açıdan bazı engellerle karşılaştık. Malum kur arttığı için, döviz kuru arttığı için maliyetler yükselmişti ve o kaynak yetmiyordu.
Daha sonra göreve başlayan Sayın Valimiz Ali Hamza Pehlivan Beyefendi'ye kurumu arz ettiğimizde o da yakından ilgilendi. Zaten 1 milyon 600 bine yakın Dicle Kalkınma Ajansı destek vermişti. Sayın Valimizin önderliğinde İl Genel Meclisimize de teşekkür ediyoruz. Onların da desteğiyle 1,5 milyonluk bir il özel idaresinden katkı sağlandı. Daha sonra da sağ olsun belediye başkanımız Habib Bey belediye meclisinden karar çıkardı. 1,5 milyonda Beytüşebap Belediyesi destek verdi. Bu açıdan bu proje kurumlar arası işbirliğinin en güzel örnekliğini sergilemektedir. Kaymakamlığımız yürütüyor. Sayın Valimizin desteklerinde yürüyor. Belediyemiz destek veriyor. Tabii ki Dicle Kalkınma Ajansımız büyük destekler veriyor. Bu açıdan destek veren tabii ki bu çalışmaları ortaya çıkmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın İçişleri Bakanımızın bölgemize çok büyük bir ilgi, alaka göstermesinin de eseri bunlar. Başta onlara teşekkür ediyoruz. Daha sonra hem şu an Emniyet Genel Müdürü olan eski valimiz Sayın Mehmet Aktaş'a hem şu anki valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan'a hem benden önce burada görev yapan Murat Şener meslek büyüğüme, belediye başkanıma, Dicle Kalkınma Ajansı'na ve burada çalışma yürüten herkese, tüm işçilerimize, müteahhitimize, herkese teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız artık finansal problemini çözmüş, proje aşamasını geçmiş, ihalesi tamamlanmış, şu an çalışmalarımızla yürüdüğü bir hale gelmiştir. İnşallah Eylül ayında burada 24 odalı ve hem kapalı havuzlarıyla hem açık havuzlarıyla hem kadınlarımıza özel hem de erkeklerimize özel havuzlarıyla bir tatil köyü inşa edilecek. Kato Dağı'nın eteklerinde bir zamanlar terörle anılan bu bölgelerde artık tatil köyüyle ve turizmle anılan yer haline geliyor. İnşallah bundan sonraki gelecek nesiller bu çalışmaların kıymetini bilir ve bu çalışmalar uzun süreli ve uzun ömürlü olur diye diliyor ve düşünüyorum. Teşekkür ederiz efendim. Evet.